düşmesi, işte bu işlem sonrası neler yaşayacak? Benimle ilgili olan deneyimimi anlatayım acaba size? Sizin yani ne oluyor genel olarak? Yani kalıcı makyaj, kalıcı kaş uygulaması yaptırmak istiyoruz. Size geldik. Nasıl başlıyor? Önce nasıl tetkikler yapıyorsunuz? Ben şöyle yapıyorum. Ben çocukluğumdan beri insanları inanılmaz derecede gerçekten layığıyla gözlemleyebilen bir insanım. Burcumla da çok doğru orantılı olduğuna inanıyorum. Sonradan gerçi keşfettim. Herhalde Başak Burcu olduğum için böyle olabilir. Bir insanım diye düşündüm. Ben insanlarla ilk daha telefonda ya da yüz yüze iletişim kurmaya başladığım andan itibaren o kişileri tanımaya çalışıyorum. Ama bu iş hayatımla alakalı değil. Özel hayatımda da öyle, sosyal hayatımda da öyle. Sürekli gözlem yapmaya başlıyorum. Konuşma tarzı, yürüyüşü, giyim tarzı, gülümsemesi, bir bakışı, saç modeli. Rengi modeli. Benim için bunların hepsi çok önemli. Ben ilk etapta sürekli olarak karşımdaki kişiyi o sahip olduğumuz kısacık sürelerde çok hızlı bir şekilde tanımlamaya çalışıyorum kendi içimde. Daha sonra kendisi uygulama yaptığımız koltuğa geçiyor. Ben kendisinden rica ediyorum gözlerinizi kapatıp yumup başınızı geriye doğru verebilir misiniz diye. Çünkü karşımdaki insanın yüzü o an için benim teknik bir iş yapacağım bir alan değil. Tuvalim aslında benim. Dolayısıyla orada resme başlamadan önce hayal ediyorum. Hayal etmek çok güzel. Benim de rahat oturduğum bir pozisyonum var. O pozisyonumu alıyorum. Daha sonra zaten kaşlar beni bu şekilde tasarlar. Lütfen ben böyle olmak istiyorum. Ben diyorlar. Böyle bir insanım. Böyle bakmak istiyorum diye bağırıyorlar aslına bakarsanız. Ve sağ olsun gelen tüm uygulama isteyen kişiler de bana bırakıyorlar tercihi. Ben öncesinde bir teknik çizim yapıyorum. Bir tasarım yapıyorum. Aynada birlikte istişare ediyoruz. Durumu değerlendiriyoruz. Genel olarak da genelde ilk yaptığımız tercih her zaman ilk seçtiğin. Doğru oluyor. Grafik tasarım yaparken de öyleydi. Ardından uygulamanın teknik kısmına geçiyorum. Yani tasarım kısmı aslına bakarsanız benim uygulamalarımda en uzun vakit alan kısım. Tasarım ve karar aşaması. En uzun vakti hak eden kısım. Uygulama kısmı ne kadar sürüyor ortalama? Şimdi benim kendi deneyimim tabii gün geçtikçe arttığı için yaklaşık bir 15-20 dakika ben kişilerin canlarını birazcık yakıyorum.